Fraktis'ten selamlar. Bugün sizlere Watch Dogs oyununu inceleyeceğiz. Yanımda Burak var. Ama yanımda Burak olması çok garip değil mi? Bir de yani yanımda Burak var. Böyle askerlik arkadaşım. Askerlik arkadaşım. Biz bizeyiz. Burak ve Balet. Oyun oynuyoruz. Oyun oynuyoruz. Ne bileyim abi. Yok, şaka bir yana Watch Dogs çıktı ve Watch Dogs biliyorsunuz bayağı beklenen bir oyundu. İşte GTA mı daha iyi, Watch Dogs mu daha iyi, şu anlar almış evet. Başını gidiyor. E3 2012'den beri bekleyen insanlar var sonuçta, tanıtıldığı ilk günden beri. Aynen öyle. Sence GTA mı Watch Dogs mu, hemen sorayım ya. GTA. Peki neden? Açık dünya şeyine, kavramına daha çok uyan bir oyun. Neden? Yapacağımız şeyler daha fazla. Yani örneğin Watch Dogs'a uçak veya helikopter çalabilme gibi bir şansınız yok. Yok. En ama fazla bot çalıp yürütebildin mi bu arada? Şey çalıyorsun. Evet. Bot İngilizcesi ne diyeyim? Sandal. Tekne. Evet. Tekne çalabiliyorsun. O var. Evet. Ama yani uçak veya hani havaya çıkma, daha böyle yapabileceğimiz şeyler, etrafta falan yapacağımız aksiyonlar GTA'ya göre daha az. Peki şunu söyleyeyim. Size de soruyorum aynı şeyi. Watch Dogs girdiği zaman, piyasaya çıktı, açıklandığı zaman daha doğrusu girmeden önce GTA'yı ezeceğiz, yıkacağız gibi bir açıklamayla gelmiş miydi? GTA'nın çıktığı gün Watch Dogs'un da çıkış tarihi o zaman ertelenmemişti henüz. Los Santos'ta 2 ay gezmek yeterli gibi bir şey yapmışlardı. Reklam, poster yayınlamışlardı. Evet. Postası koymuşlar. Peki. Sonrasında acı gerçekten. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Acı gerçek değil de Watch Dogs'u merak etmeyin, anlatmaya başlayacağız ama zaten hani oyunu sizin biraz bildiğiniz, aşina olduğunuzu düşünerek bu videoyu çekiyoruz. Watch Dogs, Barret'in söylediği gibi açık bir dünyada geçen bir oyun. GTA gibi tabii de tabii ki bunun da bir senaryosu var. Bunun üzerinden ilerliyor ama evet, GTA'da yapabildiğin kadar her şeyi yapamıyorsun. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Bence Watch Dogs'u bilerek böyle yapmışlar. Evet. Daha kapatmışlar, daha aksiyon ağırlıklı olsun diye düşünmüşler. Yani hani geniş dünyada seni bıraksınlar, sen kafana göre takıldan daha çok bizim biraz daha kısladığımız ama daha aksiyon paketli yürüyün diye düşünmüşler bence. O yüzden seninle başından beri konuştuğumuz arabaların işte çok ağır hasar modellemesi, taşımaması, işte bir çete üstüne dalabilmek daha çok aksiyonun olduğu şey. Sen herhalde daha çok aksiyona dayalı ilerliyor. Bunları yap, daha çok çatış, daha çok bir de hacking'i olay. Daha çok hack, takıl, o kadar da fazla yayılma yapmışlar. Çünkü bir de şu var, bence bu kadar çok hack kullanınca oyunun içerisinde oyunu yapmak daha zor. Yani düşünsene, çılgın kombinasyon var. O kamera orayı görecek, bu kamera burayı görecek, onu böyle yapabilirsin falan. Böyle bir sürü şey yapabiliyorsun aslında bakarsan. Onlar biraz daha işin o tarafını genişletmişler gibi geldi. Watch Dogs nedir bu arada? Watch Dogs bir açık dünya oyunu. Bu dünyanın içerisinde başından konuştuğumuz gibi siz her şeyi yapabiliyorsunuz. Ama temelde siz bir hackersınız. Ana senaryoda, hadi bunu söyleyelim artık. Sizin zaten başında olduğu için. Yani evet, yaptığınız şeylerden dolayı çok sevdiğiniz diyeniniz, ki çok küçük bir kız, 6 yaşında. Başında gelen kazada ölüyor. Ki kazanın sebebi sizsiniz. Sizin peşinize düşen insanlar yüzünden arabanızın lastiğine siliyorlar ve kaza sonucu yani ölüyor. Ölünce siz de intikam peşinde koşuyorsunuz ama elinizdeki cep telefonundan her şeyi ekleyebiliyorsunuz. Güvenlik kameraları, insanların üzerindeki kameralar, ne diyeyim? Laptopların üstündeki laptop'taki kameralar. Ondan sonra bazı otomatik kapıları açabileceğiniz kilitler, insanların üzerindeki cep telefonları, hatta onlardan para çalabiliyorsunuz. Yani asıl olay hacking üzerine kurulmuş. Ve böyle ilerliyor. Çok güzel, dört ana konu ayrılmış bir yetenek ağacı var. Manyak bir ağaç, çılgın bir ağaç. Evet. İşte savaş, işte bir şeyler hacking, üretebilme, hacking ve araba kullanma üzerine evet, ayrılmış bunlar. Bir de bir ağaç daha var. Birkaç tane ağaç var. Oyun bayağı zengin. Evet. Oyunda ne kadar ilerlediğinizi gösteren evet, var. O var. Oyun içi bazı mini oyunlar içerisinde ayrıyeten ağaçlar var. Oyun içerisinde oyun gibi. Çok oyunculu modda bir tane Allah'tan o. Bir tane daha var. Bir şey daha var. Dedik ki GTA gibi tek başınız oynayabiliyorsunuz. Geniş kısmını oyunun biraz daha kitlemişler ama bir de ne taraf var? Çok oyunculu online mod var. Onu sen anlat istersen. Online kısmında hem single player'de daha çok rastladığımız bir mod var. O da biri sizin oyununuza giriyor. Aslında 5-6 tane mod var. Evet. Farklı oyun modu var. Evet.
biri sizin oyununuza giriyor, size eklemeye çalışıyor, size bilgiler almaya çalışıyor. Siz de onu bulup onun bilgilerini almaya çalışıyorsunuz. Bunu engellemeye çalışıyorsunuz onu. Onun dışında araba yarışları var. Evet. Hatta o söylediğin farklı modları var. Onu bulup yakalayıp yok etmeye çalışıyorsun. Yakalayıp yok etme var, evet. Ama genelde araba yarışı oynanıyor. Ben onu gördüm. Bugünlerde modu o. Bir de hacking oynanıyor. Araba yarışında millet zaten Need for Speed'e sardırmış gibi oynuyor oyunu. Online modunda yani en büyük farkı hacking ve online modu var bir de bu Baradeniz Böldü. Onun dışında aslına bakarsanız çok da harika bir oyun değil. Değil fakat kötü bir oyun da değil yani. Yok değil. Eğlenceli, güzel. Hem açık dünya şeyliğini iyice yansıtmışlar bence. Evet, evet. Alright, like, come on, show me your series. Teknolojiyi de kullanmışlar. Hani işte check-in yapabiliyoruz. Evet, onlar var. İşte benzer, şu an aklıma gelmedi tabii. Şey var, GTA'da olduğu gibi radyo var. Radyo içerisinde değil aslında. Ama minnetten sen söylemiştin hatırlarsan. Evet. Minnetten parça ekleyebiliyorsun. Evet, insanların telefonlarını hackleyip şarkı açabiliyorsunuz. Tüm bu saydıklarımızın ki dediğim gibi hani hacking çok önemli. Bunun yanında senin söylediğin alt oyunlar var. Alt oyunlara değindik mi? Değil mi? Mini oyunlar var oyun içerisinde. Neler var? Bunlara nasıl ulaşıyor? Bunlara bazılarına hatta çoğun aslında hepsinin ayrı yerleri var. Harita üzerinde görüyorsunuz zaten onları. Onların üstüne gittiğiniz zaman başlıyorsunuz. Size zaten baştan da bir tutorial olarak anlatıyorum. Onun dışında bir de haplanıyorsunuz. Haplandığınız zaman oynayabileceğiniz 4 farklı oyun daha çıkıyor. Bu söylediğim küçük oyunlar oyunun içerisindeki farklı bölgede gittiğiniz zaman bu görev gibi karşınıza çıkıyor. Haplanma kısmında ise gene o da görev gibi ama köşede bir adam duruyor böyle, hey dostum işte başka dünyalara gitmek ister misin falan diye takılıyor. Ona gittiğiniz zaman da 4 tane farklı oyun çıkıyor oyun içerisinde. İşte bir tanesinde Carmageddon gibi takılıyorsunuz. Diğerinde gene başka alemlere gidiyorsun çiçek falan böyle. Onun dışında kafaları kamera olan insanlar var. Bazı jeneratörler var, onları hackleyip etrafı aydınlatmaya çalışıyoruz. Şehrin belli bölümünü açmaya çalışıyoruz. Bir de şöyle bir şey var, onlardan çıktığımız zaman genelde içi boş bir havuzun içinden çıkıyoruz kendimizi. Sen havuzda çıkılıyor demişken şunu da söyledim. Çok oyunculu modda geçtiniz. Mesela işte bir yerde hacking için birisini kovaladınız falan. Bitti. Anında çok kişilik oyunda tek kişilik oyunun içine dönüyorsunuz ve çok kişilik oyuna girdiğiniz yerden başlamıyorsunuz. Çok kişilik oyunu nerede bıraktıysanız orada devam ediyorsunuz. Bu da enteresan. Ve hani bu çok kişilik mod oyunu o kadar güzel yedirilmiş ki çok büyük keyif katıyor. Ben birinci ekti 5 ek var. Birinci ekti yani birinci bölümünü oyunum 10 ila 12 saat civarında bitirdim. Çünkü deli gibi çok oyunculu moda girdim. Durmadan yarış yaptım, hırs yaptım böyle falan. Şöyle bir şey de var. Şimdi bu yeteneklerden farklı. Seviye atlıyorsun oyun içerisinde. 50 seviye kadar atlayabiliyor karakterin. Atladığın zaman karakterin seviye sana yetenek puanını geliyor ve bunları dağıtıyorsun. Oyun tarzına göre dağıtıyorsun. Single player'deki şeyimiz var aslında. Çok kişilik modda puan kazanıyorsun. Fakat diyelim ki yarışı kaybettiniz, o puanlar hop sizden siliniyor. Bayağı bir insanın sinirlenen bir özellik bu. Uyuz oluyorsun. Onu ben hala çözemedim. Sen diyorsun ki tek kişilik modda hani ki yeteneklerine göre, yaptıklarına göre tek kişilik oyunda sana puan veriyor falan. O kısmı henüz çözemedim. Ama puan kaybedince uyuz olduğum kesin. Yani oyuncu da nedense cezalandırıyor. Sanırım o kısmı birazcık şikayetçi bak ondan Ubisoft. Haberiniz olsun. Bunların dışında bir de şu var, ben ipucu da vereyim biraz. Oyunda iki tane yeteneğe çok ağırlık verdim ki bence vermeniz gerek. Bir tanesi, ATM makinelerinden para çalıyorsunuz seçildiğiniz insanlardan. Orada ATM makinelerinden daha çok para çalabilme yeteneği var. Bunu mutlaka almalısınız, sizi zengin yapıyor. İkincisi de benim çok kullandığım, bomba yapabiliyorsunuz. Çok yüksek seviyeli bir bomba yapabiliyorsunuz. O bombayı yaptığınız zaman oyunda şey var, çetelerin araba... Ne denir? Araba konvoylarına saldırıda bulunuyorsunuz. Bombayı yapıyorsunuz, atıyorsunuz diyorlar. Konvoy gelince bir patlatıyorsunuz. Tuzla buz, evet. Kim var kim yoksa. Yani iki bombada tüm görevi rahatlıkla bitirebiliyorsunuz. Çok kullanışlı. Bir de oyun ilerisindeki ekranda çok daha kuvvetli düşmanlar geliyormuş.
diye tahmin ediyorum. Bu sonuçta bir inceleme ama tabii ki oyunun maalesef çok uzun olduğu için geçiremedik ama filmimizde belki çok gerekirse bir güncelleme de çekeriz bu videonun üzerine. Hani ben 12 saat oyunda her şeyi gördüğümüz için, yetenekleri falan gördüğümüz için oyun incelemesini yapmaya yeteceğini düşünüyorum. Eğer Türkçe olsun mutlaka yenileme videosu, güncelleme videosu çekeriz. Orada karşınıza çıkacak olan çok ileri seviyedeki düşmanları da altına binme kabiliyetine, yeteneğine kavuşabiliyoruz. Yani aynı, zorluğu aynı bile olsa daha kısa sürede görevleri bitirebilme şansı oluyor. Ya bu video konuştuğu bitmez. Oyunun atmosferinden konuşmadık, oyundaki karakterler hakkında bahsetmedik. Grafikleri, müzikleri var. Bunları da hızlıca girelim. Atmosferi ve senaryoyu nasıl buldun? Chicago'yu güzelce tasarlamışlar. Gerçek anlamda. Evet, tamamen tasarlanmış. O yağmur efektleri, hava durumu efektleri falan gerçekten güzel olmuş. Böyle eliniz cebinizde yavaş yavaş Chicago'da gizliğinizde o havayı alıyorsunuz gerçekten. Müziklere gelince pek öyle güzel müzikler yok yani. Çok sıkıcı geldi bana. Artık GTA'nın o açmış radyo kanallarını gördükten sonra çok da güzel gelmedi. Telif hakkı problemi olmuştur belki. Ben çünkü bir olabilir. Yani Smashing Pumpkins gördüm, böyle çok bilindik grup. Onun evet. Dışında bir şey de görmedim. Ben de görmedim. Grafikler en çok eleştirilen yer. Evet, her yerde farklı aslında grafikler. Ben PlayStation 4'te oynadım. Yani yeni nesil bir konsol. O yüzden grafikler iyi tabii. Hı-hı. Fakat ben de PC'de oynadım, PC'de beğendim. Fakat işte çok iyi bir PC'niz yoksa grafikleri biraz kısmanız gerekiyor. Burada kaplamalar çamurlaşmaya başlıyor diyebiliriz. Bir de ben şeye rastladım. Oyunda depth of field, yani derinliği açabiliyorsun. Fakat arabalar çok yakında çıkıyor karşına. Yani oyuna hiç görmediğiniz yerde çok yakından giriyor. Bir pop-up durum var. Biraz var. Kaza yaptığınızda sebep olabilir. Belki bir yamayla bunları düzeltebilirler ama çok oyuncuda modda puanla kaybettiğiniz için sinir bozuyor bu. Onu gördüm. Müzikler konusunda dediğim sana katılıyorum. Grafik atmosfer konusunda sana katılıyorum. Ama tabii sen her yolun devamını görmek lazım. Sürprize olur mu olmaz mı? Bir Japon bir karakter var ya da belki Çinli'dir. Uzak doğdu, onu bilemiyorum. O çok havalı, tatlı bir karakter. O çok hoşumuza gitti. Yani özetle toparlayacak olursak Watch Dogs'la ilgili yılın oyunu değil. Değil ama oynanması gereken önemli bir oyun diyebiliriz. Aynen öyle. Özellikle aynen öyle. Yeni nesil bir konsol aldıysanız kesinlikle almalısınız bu oyunu. Arşivinize girebilecek bir oyun. Bir de oyun bize Play Store'dan geldi. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Play Store çok güzel indirim yapmıştı bu oyun PS5'e çıkmadan önce. İnanılmaz bir rakamdı yani böyle beklenen bir oyun için. Şimdi 60 dolarken Türkiye'de 60 liraya satılması böyle bir oyunun. Yani böyle kampanyaları böyle kampanyaları Play Store'dan her zaman bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ne olur yapmaya devam edin ki insanlar da orijinal oyunu alsınlar. Çünkü orijinal oyunu almanın en büyük avantajı çok oyunculu moda girip oynayabilmek. Evet. Bu oyunda çok oyunculu moda olmazsa ki korsanı indirenlerde Bitcoin sorunu evet, Bitcoin virüsü yemişler, öyle bir şey duyduk. Artık bakalım. Watch Dogs'la ilgili söyleyeceklerimiz. Bir de ek olarak iPhone ve iPad yani tabletler, mobil cihazlar için bir uygulama çıkartmışlar. Hı-hı. Burada da tanımadığınız insanları genellikle polisleri üstüne yollayıp onun tablet üzerinden engellemeye çalışıyorsunuz. Gitmesi gereken bir yer var. Oraya ulaşmasını engellemeye çalışıyorsunuz. Hı-hı. Fakat bu oyunun kendisinden ayrı olarak çalışıyor aslında. Yani anladım. Orada ilerlemeniz size oyunda bir katkı sağlamıyor. Fakat oyun oynayan için sağlıyor. Yani diyelim ki ben tabletle oynuyorum, senin oyunla konuşuyorum. Sen etkileniyorsun ama ben kazandığım için oyunda ayrıyeten bir puan almıyorum. Hmm, vay iyiymiş. Hmm. Bildiğin gerçekten aslında Watch Dogs yapıyorsun evet. Yani. Hmm, belki bunu da bir videosunu adrese çekeriz. Okey, o zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.